Oğlum madem ciddi bir niyetin yok, getirmeyeceksin babanın evine. Kadın kısmı işte. Havaya giriyor aile maile işin işine girince. Ben istemedim. Baba kendi gelmek istedi. Soruşturmadan bir netice çıktı mı? Babür yaptırdı. Soruşturmanın neticesini beklemeye gerek yok. Nasıl düştün bu tongaya? Nasıl bu kadar boş bulundun anlamadım ki ben. Baba adam yıllardır ortalıklarda yoktu zaten. Hem kim bilecek İstanbul'un en karanlık adamı olarak karşıma çıkacağını. Kredileri imzalayana kadar her şey normaldi. Yani evraklar düzgündü. Bizimkiler bir ay araştırma yaptı. Tezgaha geldik işte. Adam güzel tezgaha tutturmuş. Peki alabilecek misin parayı geri? Alacağım tabii ya. Hem de son kuruşuna kadar. Yoksa bankada topun ağzındayım. Yok artık. Hallederiz. Babür beni sayar. Hala hukukumuz var. Herhangi bir sorun olursa konuşurum. Ne hukuku be baba? Bizim ilişkimiz sen dışarı gittikten sonra da devam etti. Biz bazı işler yaptık onunla sonra. İş mi yaptınız? Ne iş? Bu hanımefendi yeni gözden mi? 4-5 ay oldu. Hem niye soru soruyorsun ki bana? Sen benim hayatımı benden daha iyi bilirsin. Sen de beni benden iyi bildiğine göre kızı beğendiğimi de anlamışsındır. Al bunu. Güzel, asil kız. Taşır seni. Bakalım. Ama bir daha yüzüne bakar mı orasını bilmem. Benim kimseye verilmiş bir sözüm yok baba. Hem ben sana biraz bizim dış hatırımlar hakkında bilgi vereyim. Tamam. Çalışma masama geçelim o zaman. Sonra da rakı, tandır, dolma. Özlemişsindir ha? Hem de nasıl. Aa, anne nereye böyle acele acele giyim kuşan falan? Duaya gidiyoruz kızım. Kazangil'in anaları hanımefendi övmüş. Sevaptır, camide yayın yaptılar. Herkes davetli, yemeli içmeli. Çiftliklerindeymiş dua. Çok uzak o çiftlik, nasıl gideceksin? Sen nereden biliyorsun nerede olduğunu? Arabalar kalkıyormuş çarşıdan. Bineceğiz gideceğiz. Bu da istedi çiftliği görecekmiş. Hadi. İyi hadi bakalım. Allah rahmet eylesin. Hadi geç kaldık. Narin sen geleceğim ya bu sene okula. Yarın gelince göğüsün sınıfta geleceğim gelmeyeceğim mi? Hmm, baban sağda solda yollamayacağım okula diyormuş. Hadi kız yürü yürü. İyice çanak ağızlı oldun artık yürü. Ne oldu baba? İyiydi babaanne. Uykusunda gitti oğlum. Huzur içinde uyumaya devam etti. Hoş geldin oğlum. Başın sağ olsun. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İçeri alacağız sizi. Bayanlar sol tarafa. Pardon. Banyoyu arıyordum da. Şöyle yıkanabiliriz. Burası çok sıkıcı. Bana çiftliği gezdirsene.
Geç arkaya koyun oraya. Yarım saat sonra orada olurum. Şeref verdiniz hanımlar. Deniz, ne alayım bak. Çok güzel Gayınlacığım, çok güzel. Adam alışveriş merkezi kurdurmuş buraya ya. Şimdi çarşı pazar kalabalık olur. Sıkılırsınız diye düşündüm. Biz de rica ettik arkadaşlardan, sağ olsunlar kırmadılar, getirdiler. Biz bir şey seçemedik. Malum çocuğun zevki de anası gibi. Oysa ben onun sizin gibi hanımefendi olmasını istiyorum. O yüzden rica etsem... Şuradan kıyafet seçer misiniz çocuğa? Biz moda danışmanı mıyız? Bir moda danışmanı tutun. Çocuğumuz yok bir şey. Biz nereden anlayalım ya? Tamam, tamam, tamam. Biz hemen hızlıca hallederiz şimdi, tamam mı? Hadi. Hadi, hadi. Galinacığım gel. Gel bakalım. Gel, 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 gel. O zaman size kolay gelsin. İhtiyacınız olursa ofisteyim. Güzel mi bu kırmızı? Kırmızı. Gidelim, seçtik hepsini işte. Ay ne kadar mutlu bugün. Çocuk bir aileye hasret kalmış yazık. Bitmedi mi ya? Ben acıktım. Ha? Irmak arıyor. Dün geceden beri açmıyordu telefonunu. Canım. Açmıyorsun telefonlarımı. Prensin sana iyi bakıyor galiba. Evde misin? Evdeyim abla, evdeyim ve sana çok ihtiyacım var. Hangi cehennemdesin yine ya? Gel hemen. Niye evdesin sen, döndün mü? Irmak ağlama, ne oluyor? Gel ne olur hadi, hadi. Tamam. Ne oldu, niye ağlıyormuş? Sinir krizi geçiriyor, gidiyorum ben. Ben de geliyorum. Deniz, hadi hoşça kal Galina. Narin. O karı Fırat'tan ayrılırsa... size dünyayı dar ederim. Ayağınızı denk alın. Ulan tam kızı ayara getiriyorum. Deniz olduğu yerden çarşıyı pazarı karıştırıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.